Geçen sene sınavda hani sınav döneminde benim karşılaştığım zorluklar daha çok şeyle alakalı. Yani bu stres, psikolojik daha çok faktörlerden kaynaklı sorunlarım vardı. Ee, ya Çalışma nasıl hani bir şekilde halledilebiliyor. Ee, 11. sınıftan bu yana zaten çalışıyordum ben. Ee, konularım falan da 12. sınıfın başlarına geldiğimde tamamlanmıştı. 12. sınıfın başında benim yaşadığım en büyük zorluk şuydu. Hani bir kendimde elimde olmadan bir baskı, üzerimde bir baskı hissetmeye başladım hani halbuki böyle bir şey yok ama işte kendiniz oluşturuyorsunuz. Hani kimsenin sizden öyle çok büyük beklentileri aman şöyle olsun böyle olsun gibi beklentiler yok ama işte saçma bir şekilde oluştu böyle bir şey. Bunun çok büyük etkileri oldu bende hani hem sınavlardaki performansım düşmeye başladı deneme sınavlarında. İşte İlişkilerimde agresifleşmeye başladım. Çok yanlış şeyler yaptım, kırdığım, üzdüğüm insanlar oldu ailemle ilişkilerimde. Ee, ya her şeyden önemlisi beni yıprattı. Bazı sınavlardan önce uyuyamıyordum. Hani geceleri aman yapamayacağım, edemeyeceğim, yapamazsam ne olur, edemezsem ne olur. Ya, bu ertesi günkü çalışmanızı da etkiliyor. Hani gece uykusuz kalmışsınız çok büyük bir strese maruz kaldınız. Hani beyninizi de yıpratıyor bu. Verim alamıyorsunuz. Çalıştığınız dersten zevk alamıyorsunuz. Yaptığınız şeyden zevk alamıyorsunuz. Yani bu çok önemli bence. Yani ders çalışırken bile hani insanlar zevk alarak yapmalı bence bu işi. Yani ben şahsen yani iyi olduğum dönemlerde, deneme sınavlarında, sınavlarda iyi olduğum dönemlerde yaptığım şeyden zevk aldım. Her zaman için. Ben bu sorunumu fark ettim. Hani baktım ki bu bana gerçekten zarar veriyor. Nasıl başa çıkabilirim? Ya öncelikle... Yani bir... Arkadaş edinmeleri lazım kendilerine. Bir yoldaş diyebiliriz. Sadece bir tane değil. Birden fazla yani gördüğüm herkese. Arkadaşlarıma danıştım. Kunduz'a rehberlik şeyinde bayağı yazdım. Onlardan bayağı bir yararlandım sağ olsunlar. Ama özellikle ailemden, annemden büyük bir destek aldım onun sayesinde atlattım diyebiliriz bu sıkıntımı. Benim onları anlamadığımı düşünüyor olabilirler. Ben de geçen sene işte öyle düşünüyordum. İşte konuşuyor, böyle söylüyor da hani şu an sınava hazırlanan benim gibisinden düşünüyordum. Evet doğru şu an sınava onlar hazırlanıyor. Biz hazırlanmıyoruz. Ama gerçekten bunu hani çok içten söylüyorum. Stres yapmasınlar. <laughs> Bunun çok büyük zararlarını görürler yani sorun 12. sınıfın başlarında oluştu. 12. sınıfın hatta yazına doğru 12. sınıftan önceki yaz döneminin sonuyla 12. sınıfın başında bir oluştu. Bunun birebir sınavlarıma etkisini o dönemde görmedim. Çünkü zaten altyapım iyiydi. Hani 11. sınıftan bu yana gerçekten iyi bir şekilde hazırlanıyordum. O çalışmamın etkisiyle hani o sınavlar gayet güzel, çok yüksek puanlarda geçtim not ortalamam da gayet yüksekti. Fakat sömestre doğru bir düşüş başladı, bir çöküş başladı. Hani hem sınavlarımda, not ortalamamda her şeyde çok inanılmaz bir çöküş başladı. İşte bunu hani nasıl atlatabilirim diye düşündüm. Ve sömestreden yaklaşık bir ay, iki ay sonra hani bu sorunu çözmeye başladım. İşte sonraki aylarda tamamen o sorunum çözülmüştü zaten. İlk geldiğimde ya görüyorsunuz şu dekanlık binası yani tıp tarihine geçmiş sayısız ameliyatlar. Ya Einstein ameliyat etmiş doktorların geçtiği hani bir mekan. Yani Türkiye'nin tıp fakültelerinden birinde okuyorum. Gerçekten çok mutluyum. Şükürler olsun. Hani bunda büyük anlamda Kunduz'un da çok büyük emeği var. Hani o yüzden çok teşekkür ediyorum. Şu soru çözme olayı benim çok büyük bir problemimdi. Eee zaten okuldan arkadaşlarımla da bilir. Benim elimde bir sürekli soru defterim vardı. <laughs> Onunla gezerdim ortakla. Hocaların peşinden koşardım. Sağ olsun onlar da hani ellerinden geldiğince çözerlerdi. 12. sınıfta daha çok soru çözmeye başladığım için yapamadığım sorular da doğal olarak atmaya başladı. Birikti bunlar. Hani bunları çözdürmek için daha çok vakit kaybediyorum. Sonuçta hani okula gidiyorum veya dershaneye gidiyorum. Teneffüslerimde full hocalarımın peşindeyim. Soru çözüyorum, hocalarımla soru çözüyorum. Kunduz'u bulduktan sonra Kunduz'u bulmam da sömestr'a denk geldi. Bu çöküş dönemi nasıl atlatırım diye düşünürken Kunduz'u arasladım çok şükür. Ee, i̇şte o arada hani Kunduz'u başladıktan sonra sorularım artık sıcak sıcak birebir çözdürüyordum. Yani gerçekten bayağı da harika çözümler geliyordu. Hani anlamadığım çözümler olunca ikinci bir defa çekip atıyordum. Ee, gene güzel sonuçlar alıyordum. Teneffüslerimi de artık ders çalışarak geçiriyordum. Veya hani çok ders çalıştım. Dinleniyordum. Veya hani işte arkadaşlarımla muhabbet, sohbet. Öyle ilerliyordum. Kunduz'un da katkısını burada gördüm. Fakülteye de çok şükür yerleştik. Güzel, harika hissediyorum. Ya yani her şeyden öte bu yaşadığımız sınava hazırlık süreci benim için gerçekten harika bir deneyimdi. Benim sınava hazırlanan arkadaşların acilen tavsiyem şu. Hani o şey zevki yaşasınlar, o tadı bulsunlar. O süreçten gerekli dersleri çıkarsınlar. Benim çıkardığım ders şuydu. Bu sınav döneminden sonra ben hayatta hiçbir şeyde hani üzülmeye gerek yok, stres yapmaya gerek yok, kendini yıpratmaya gerek yok. Sonuçta hiçbir şey onların kendi can sağlığı kadar önemli değil. Yani sınavdan sonra şöyle söyleyebilirim. Her şeyden zevk almaya bakıyorum. Böyle de hani daha başarılı olduğumu düşünüyorum, daha iyi sonuçlar alıyorum, daha olumlu neticelerle karşılaşıyorum. Yani onlar da bence böyle yapsınlar ya.